Hasan Oluç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 8 Nisan Cuma, hafta içinin son gününde Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. dönem milletvekilleriyle toplantıda bir araya geldi. Programa AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunu Seven de katıldı. Milletvekilleri toplantımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. dönem milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunu Seven de katıldı. Bizim milletimize karşı sorumluluğumuzu ortadan kaldıran bahaneler değildir. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yılın son aylarında ekonomimiz döviz kurundaki rasyonel hiçbir gerekçesi olmayan yükselişin yol açtığı bir sarsıntıya maruz kaldı. Aldığımız önlemlerle 20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk. Bu sıkıntının da üstesinden geldik. Salgın döneminde artmaya başlayan küresel emtia fiyatlarının ülkemize yansımaları, döviz kurundaki artışın da etkisiyle bir hayli ağır oldu. Ya ekonomimizi klasik anlayışa uygun şekilde faiz, enflasyon sarmalına sokup yatırımları ve harcamaları kısarak işsizliği artıracaktık ya da yeni bir paradigmayı uygulamaya koyacaktık. Biz tüm risklerine rağmen ikincisini tercih ettik. Ülkemiz tarihinde ilk defa faiz enflasyon denklemini bir kenara bırakarak ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmadık. Atmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle işin içinden çıkacağız dedi. İstihdamı koruma ve geliştirme gayemize ulaştığımıza göre şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Bu safhadaki ara hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışları ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkartmaktır. Aslında asgari ücrette işçi ve memur maaşlarında yıl başında yaptığımız artışlarla bu telafiyi bir nebze gerçekleştirmiştik. Aynı şekilde enerji ve kimi gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok kalemde küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar geç ve kademeli yansıtmaya çalıştık. Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye hazırlanırken hesapsız, kitapsız adımlarla bu fırsatı heba etmeyeceğimizi defaatle dile getirdik. Allah'ın izniyle hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerinden sonra öğretmenlerle de iftar yemeğinde buluştu efendim. İftar programına Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen öğretmenler ve eğitim yöneticileriyle iftar programına katıldı. Sana,
Programa Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da katıldı. İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenler geleceğimize emanet ettiğimiz eli öpülesi insanlardır ifadelerini kullandı. Öğretmenlerimiz aynı zamanda millet olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz eli öpülesi insanlardır. Bu anlayışla son 20 yılda öğretmenlerimizin mesleklerini huzuru kalple yapabilmeleri için yoğun çaba harcıyoruz. Erdoğan, öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi gerek dedi. Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler, millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Programda öğrenciler musiki konseri vererek öğretmenlerin kulaklarının pasını sildi. Fikrimin ince Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabından Gizemli Şehir Afyonkarahisar başlığıyla fotoğraflar paylaştı. Paylaşımlar sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı. En çok beğeni alan fotoğrafsa eski Afyon sokakları oldu. Sosyal medyada Gizemli Şehir Afyonkarahisar başlığıyla paylaşılan fotoğraflar kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. Afyonkarahisar Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar arasında özellikle tarihi konakların bulunduğu eski Afyon sokakları büyük ilgi gördü. Tarihi Karahisar Kalesi'nin drone ile çekilen fotoğraflarının da çok beğenildiği paylaşımda sosyal medya kullanıcılarının fotoğrafları hem beğendikleri hem de kendi sayfalarında paylaşmaları dikkatlerden kaçmadı. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının son oturumu gerçekleştirildi değerli izleyenler. Toplantıda 50 milyon liralık ek bütçe yaptırılmasına karar verilirken Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Festivallerine de destek verilmesi kararı alındı. Gündem dışı teklif iki komisyona hava edilmiştir. İl Genel Meclisi Nisan ayı son oturumunu Başkan Burhanettin Çoban yönetti. Hocalar ilçesi Yeşilhisar Köyü. Söz almak isteyen... Yoklamanın ardından valilik makamından gelen bir gündem maddesi meclise okunarak komisyona gönderildi. Daha sonra ihtisas komisyonlarında görüşülerek karara bağlanan konulara ilişkin raporlar meclis üyelerine okundu. Bakım ve onarım giderleri harcama kalemine. Gelen raporlar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde yeterli destek olmadığı için yapılamayacağı açıklanan Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Festivali'ne 150 bin lira destek olunması kararı alındı. Neden yapılmak istenmedi? Yıllardır yapılan bir festival. Niçin yapılmak istenmedi? Yine bir diğer komisyon raporunda artan maliyetler ve İl Genel Meclisi'ne gelen ödenekler doğrultusunda 50 milyon liralık ek bir bütçe yapıldı. Bütçe oy birliğiyle kabul edildi. İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü gider bütçesinde yer alan akaryakıt ve madeni yağ alımları, hareketli iş makinesi yedek parça alımı, taşıt bakım onarım yedek parça lastik işçilik giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, harcama kalemlerine ilave ödenek aktarılması da gelen raporlar doğrultusunda karara bağlantı. Ve iki haftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulan mimar planı değişikliği ve ekleri. Gündem maddelerinin ardından gündem dışı söz alan İYİ Parti Dinar İl Genel Meclis Üyesi Murat Orhan, yoğun kar yağışının ardından gölet ve kuyulardaki son durumu sordu. Yoğun kar yağışı ve yağmur yağışları sevinç kaynağımız olmuştur. Bu mihvalde ilimiz genelinde yeraltı su kaynakları, içme su kaynakları ve göletlerimizin su seviyeleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme yapılmış mıdır?
Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Müdürü Kadir Örnek ise sorun olmadığını ifade etti. Bizim normalde yeraltı su kaynaklarımız şu anda bir azalma yok. Pompa verimlerimiz yüksekte. Şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Sultan Dağı İl Genel Meclis Üyesi Cumhuriyet Halk Partili İsmihan Nergiz de üniversite öğrencilerinin yemek ücretlerinin yetersiz olduğunu dile getirdi. KYK yurdumuza kalan gençlerimize verilen gıda fişlerinin ücretleri çok yetersizdir. Kendileri doymadıklarını belirttiler. Bu sorunun burada dile getirilmesini istediler. O yüzden söz aldım. Bu konuda herhangi bir şey yapabilir miyiz? Teşekkür ederim. İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da öğrencilere sunulan hizmetlerin çok yüksek olduğunu söyleyerek Nergiz'e bilgi aktardı. Artık Türkiye'nin her yerinde her öğrenci gittiği zaman böyle hani bir takım gruplara, derneklere falan yurttan ihtiyaç kalmadan istiyorsa devlet yurdu hazır. %95 hazır. Bir de Afyon'da böyle problem yok. Çoğu ilde yok yani. İkincisi arkadaşlar kredi Bursa başvuruyorsunuz Bursa. Eğer kıstasları tutuyorsa bilgisayardan burs veriliyor. Burs verilemiyorsa da krediye başvuruyorsunuz, mutlaka kredi veriliyor. Dünyada, gelişmiş ülkede bile bu sistem yok. Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için mevlüt okutuldu. Mevlid programı Paşa Camisi'nde Cuma namazı öncesi gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi. Programa Emniyet Müdürü Ali Temiz, Emniyet Müdürlüğü personelleri ve polislerle Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumar Taşlı ve vatandaşlar katıldı. Mevlid okunmasının ardından il müftüsü Sinan Kazancı, polisler ve şehitler için dua etti. Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılı etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürü Ali Temiz'le İl Müdürlüğü personeli şehitlikleri de ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehitler için eller semaya açıldı. Afyonkarahisar Ahde Vefa Kültür Sanat Derneği tarafından Afyonkarahisar Valiliği'nin de destekleriyle Büyük Taarruz'un 100. yılı çerçevesinde uluslararası şiir yarışması düzenleniyor. Afyonkarahisar Ahde Vefa Kültür Sanat Derneği tarafından Büyük Taarruz'un 100. yılı çerçevesinde düzenlenen uluslararası şiir yarışmasına Fransa ve Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden katılım başladı. Yarışma ile ilgili bilgiler veren Afyonkarahisar Ahde Vefa Kültür Sanat Derneği Başkanı Azime Çavdar Gürlek, Büyük Taarruz'un 100. yılında dünyaya seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Konu başlığımız bilindiği gibi Büyük Taarruz. Büyük Taarruz Kocatepe'den sesleniyoruz. Büyük Taarruz'un başladığı noktadan dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz. 10 Mayıs son katılım tarihimiz. 16 Haziran'da da Allah nasip ederse Kocatepe'den tüm dünyaya seslenmek ve sesimizi duyurmak istiyorum. Çok kısa olmasına rağmen katılımımız çok güzel. Azerbaycan'dan, Fransa'dan, Tokat'tan, İzmir'den, Manisa'dan hani birkaç isim verecek olursak daha pek çok yerlerden sahiplenildi projemiz. Destek çıkıldı, aranılıyor, soruluyor her gün ve Türk milletinin duyarlılığı için ben çok teşekkür ediyorum. Yıllardır hayalleri olan bir proje olduğunu dile getiren Başkan Gürlek açıklamalarını şöyle sürdürdü. Büyük Taarruz'un 100. yılına 100 şiirle bir şiir kitabı yayınlamayı ve 81 ilimize ve bakanlıklarımıza bu kitabımızı ulaştırmayı düşünüyoruz. Tabii ki valiliğimizin destekleriyle, valiliğimiz tarafından. Projemizi oluşturup Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi'ne sunduğumuzda çok güzel olumlu tepkiler aldık ve birlikte yürümeye karar verdik.
Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyemiz, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz himayelerinde Kent ve İnsan Derneği katkılarıyla Ahde Vefa Kültür Sanat Derneği olarak projeyi yürütüyoruz. Başvurularımız afişimizde de belirttiğimiz gibi Afyonkarahisar Valiliğimiz, Afyonkarahisar Belediyemiz, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz web sitelerinden katılımcılarımız ulaşabilirler. Afyonkarahisar'ın mahallelerinde belediye tarafından sırayla kurulan sofralar oldukça ilgi görüyor. Şehrin dört bir yanına gönül sofraları kuruluyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in ev sahipliğinde son olarak Orhan Gazi, Osman Gazi Yeşilyurt Mahalle sakinleri iftar yemeğine misafir oldu. İftar öncesi vatandaşlara kendi elleriyle yemek ikram eden Başkan Mehmet Zeybek, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara oyuncak hediye etti. Düzenlenen gönül sofralarında Afyonkarahisarlılar Ramazan'ın manevi iklimini aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Pandeminin ardından ilk defa birlikte iftar yapmanın ayrıcalığını yaşayan mahalle sakinleri iftar sofralarına yoğun ilgi gösteriyor. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda farklı noktalarda mahalle iftarları verdiklerini söyleyen Başkan Zeybek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatma adına kardeşlik ve paylaşmanın pekiştiği müstesna zaman dilimlerinden olduğuna dikkat çekti. Zeybek şöyle konuştu. 2020-2021 yıllarında zor bir dönem geçirdik. Rahatlama olduktan sonra bu sene, o iki seneyi iftarları beraber yapamadık. Gönlümüz yine bugünkü gibi bir arada gelip bir arada iftar etmekte ama sokağa çıkmadan dolayı nasip olmadı. Bugüneymiş nasip. İnşallah bundan sonra da Cenab-ı Hak sağlıcakla yeni Ramazanlara erişmemizi nasip etsin. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun, afiyet olsun. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akürem'de tedavi edilen Kızıl Şahinler doğaya salındı. Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunduktan sonra Akürem'e götürülen hayvanlar bu merkezde tedavi edildi. Veteriner hekimler tarafından özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen 3 Kızıl Şahin, Akürektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Akürem Müdürü Profesör Doktor Emine Hesnakandır ve Akürem görevlisi gönüllü öğrenciler tarafından Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'nde tekrar doğaya salındı. Hocam. Rektör Karakaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, doğada yaralı ve bitkin halde bulunan hayvanların Akürem'de öğrenciler ve gönüllüler tarafından tedavi edildiğini söyledi. Yaban hayatı ekosistemin en önemli unsurlarından birisi. Bunu korumamız gerekiyor. Zaman zaman yaban hayatına dönük, özellikle insandan kaynaklı yaralamalar olabiliyor. Veya yaban hayatındaki hayvanların doğal yaşamda karşılaştıkları zorluklardan dolayı sorunlar yaşayabiliyorlar. Bunlar yakalanıp getirildiğinde bu merkezde rehabilite edilip tekrar doğasına geri gönderiliyor. Geride kalan yıl içinde merkeze 507 yaban hayvanı geldiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgınsa birçoğunun tekrar doğaya bırakıldığını söyledi. Çevre düzenlemesini başlangıcında beraber yaptık. Geçen sene rehabilite merkezimize 507 hayvanımız geldi. Bunların çoğu tedavisi tamamlanarak doğaya bıraktık. Bizim amacımız özellikle bölge müdürlüğümüze bağlı 5 tane ilimiz var. Bu ilimizdeki yaban hayvanlarını burada tedavi etmek, tedavilerini tamamladıktan sonra doğaya bırakmak. Akürem Müdürü Profesör Doktor Emine Hesnakandırsa yaban hayatını korumaya, yaban hayvanlarına destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi faaliyetlerine, yaban hayatına destek olmak adına büyük bir hızla devam etmekteyiz.
Kuş salımının ardından Aküren bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen mobil hız tespit sistemi Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından kullanılmaya başlandı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen MEDAR mobil hız tespit sistemi Uşak'ta jandarma ekiplerince kullanılmaya başlandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde kullanmaya başladığı sistemin ekip araçları üzerinde veya ayaklık üzerine kurulum yapılarak seyyar olarak ölçüm yapılabildiği belirtildi. 4 şeritli yolda aynı anda birden fazla aracın hızını tespit edebilen sistemin her aracın hızını, sınıfını, şeridini, lokasyonunu, plaka ve araç görselini kaydedebildiği bildirildi. Öte yandan gece görüşü özelliği bulunan karlı, yağmurlu ve sisli havalarda da kullanılabilen sistemle hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal suyla ısıtılan modern bir serada üretilen salkım domatesler birçok ülkeye ihraç ediliyor. Jeotermal serada yetiştirilen salkım domatesler Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden. Hüdayi kaplıcaları bölgesinde Avrupa standartlarında 140 dönüm üzerine 102 bin metrekare kapalı alanda 2021'de kurulan jeotermal ısıtmalı salkım domates serasında hasat devam ediyor. İhracatçı firmanın yöneticisi Merve Koyuncu, modern seralarının 365 gün üretim yapılmasını sağlayan iklim kontrol sistemine sahip olduğunu söyledi. İyi tarım uygulamalarıyla bitkilerin yetiştirme süreçlerinin ziraat mühendisleriyle takip edildiğine değinen Koyuncu şöyle konuştu. Topraksız tarım yöntemiyle salkım domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Salkım domates ağırlıklı ve az miktarda da çeri ve kokteyl domates çeşitlerimiz bulunmaktadır. Avrupa'nın talep ettiği gerekli sertifikalara ve standartlara sahibiz. İyi tarım uygulamaları, Global GAP sertifikaları gibi ihracat yapabilmek için gerekli olan tüm sertifikalara ve standartlara sahibiz. Almanya, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa'ya ihraç ediyoruz ürünlerimizi. Ziraat mühendisi Nimet Kerse de bölgenin salkım domates üretiminde Türkiye'nin önemli bir merkezi olduğunu belirterek şunları söyledi. Salkım domates bizim için hem yurt dışı ihracatlarında hem piyasa iç piyasa satışlarında önemli bir rol almaktadır. Ürünü düzgün kalitede işlediğimiz zaman yurt dışı ihracatlarına daha uygun pozisyona getirmiş bulunuyoruz. Bizim için salkım BİF'e göre çok daha önemlidir. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerine Ramazan ayında da aralıksız olarak devam ediyor. Denetimlerde gıdaların hazırlanma ve paketleme aşamaları da kontrol edildi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerini Ramazan ayında artırarak gıda üretim alanlarındaki işletmeleri tek tek denetledi. Öncelikli olarak en çok tüketilen ekmek, pide, tatlı ve süt ürünleri gibi gıdaların üretiminin ve satışının yapıldığı işletmelerde denetimler gerçekleştirildi. Ramazan bayramına kadar aralıksız olarak devam edecek denetimlerde görevliler tarafından gıdaların hazırlanma ve paketlenme aşamaları da kontrol edilerek resmi tutanaklar tutuldu. Manisa'da kiraz ağaçları 2 hafta gecikmeli çiçek açtı efendim. Hava şartlarının mevsim normallerinde gitmesi halinde hem rekoltenin hem de fiyatların kiraz üreticisinin yüzünü güldürmesi bekleniyor. Kiraz ağaçları 2 hafta gecikmeli çiçek açtı. Kiraz üreticisi ise çifte bayrama hazırlık yapıyor.
Kuzey Yarımküre'nin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde binlerce dönüm arazide ekili kiraz bahçeleri 2 haftalık gecikmeyle çiçek açtı. Hava şartlarından dolayı 2 haftalık bir gecikmenin yaşandığı kiraz bahçelerinde erkenci kirazların Mayıs ayının ilk haftasında hasadına başlanacağı öğrenildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde devam etmesi halinde rekoltenin de fiyatında üreticinin yüzünü güldürmesi tahmin ediliyor. 13 yıldır kiraz üreticiliği yapan Fatih Akbulat bu sene beklentinin güzel olduğunu söyledi. Aşağı yukarı 16 yıldan beri kirazla uğraşıyorum. Kiraz bahçelerimiz var. Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilk kirazı piyasaya süren biziz. Şu şartlara göre beklentimiz güzel. Yani bir afet olmazsa, efendime söyleyeyim bir soğuk olmazsa, bir don risk olmazsa bu sene nasip olsa beklentimiz güzel inşallah. Yıla göre bu sene geç kaldı. Normalde daha erken çıkması bekleniyordu. Geçen sene bu zamanlar mesela kirazlar koruktu. Bu sene iklim şartlarında havanın soğuk gitmesi onun için bu sene gecikti yani. Kitaplarda ziraat 900. Bizim tabirimize salih dediğimiz cinsleri bu sene ihracatın 150 liradan falan bir beklentimiz var. Yani 100'den 150 arası bir beklentimiz var. Ama ilk çıkan kiraz her zaman para ediyor. Geçen sene 400'e satıldı. Ha bu sene ne olur ona bir şey diyemem. Ama gene o da bir 500'den gider herhalde. İlk piyasaya çıkan kiraz o şekilde bir ismi konuyor yani. Çok rağbet olduğu için yani Norveç, Dubai, Berlin bu ülkelere devamlı kiraz gittiği için ondan kiraz para yapıyor yani. Eskişehir'de doğrul hamamı olarak da adlandırılan atıl vaziyetteki yalıca turizme kazandırılmayı bekliyor. Şifalı olduğu rivayet edilen tarihi Ilıca keşfedilmeyi bekliyor. Drone'la havadan görüntülenen doğa harikası Ilıca, suyunun temizliğiyle de dikkat çekiyor. Görüntüler Eskişehir'den. Beylikova ilçesine bağlı Yalınlı mahallesinde bulunan Ilıca, şifa dağıtması nedeniyle bölge halkı tarafından doğrul hamamı olarak da biliniyor. Ilıca'nın yaraları iyileştirdiği, romatizma gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği ve Osmanlı döneminde paşa hamamı olarak kullanıldığı rivayet ediliyor. Yüzyıldan fazla tarihe sahip olduğu belirtilen Ilıca, çevre illerdeki vatandaşlar tarafından da sıkça ziyaret ediliyor. Her 10 yılda bir su hareketinin durduğu söylenen termal suyun sıcaklığı, etkin akıntının olduğu dönemlerde 40 dereceye kadar ulaşıyor. Şu anda su hareketinin durduğu atıl vaziyetteki Ilıca'nın turizme kazandırılması bekleniyor. Konya'da Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen geleneksel lezzet tahinli pide vazgeçilmezler arasında yer alıyor. İftarda tatlı, sahurda ekmek niyetine tüketilen tahinli ekmek, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi. İftarda şerbetli olarak, tatlı olarak ya sahurda da hoşafına veya tatlıyla bu. Özelliği susam. Konya'da Ramazan ayı dolayısıyla fırınlardaki hareketlilik artarken sadece Ramazan ayına özel pişirilen tahinli pideler ise sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Gece saatlerinde hazırlanan hamurlar, pide ustalarının ellerinde ince bir şekilde açılan ve hamura uygulanan karışımla belirli bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Ardından da pişmesi için taş fırına sürülüyor. İftarda şerbetli tatlı olarak yine sahurda da normal ekmek gibi hoşafla veya tatlıyla da tüketilebilir. Konya'da vatandaşlar Ramazan ayında iftardan sonra közde demlenen çay keyfini tekrar yaşarken çay servisi sahura kadar devam ediyor. Evet 250 ya ustam, çaylar yanıyor. Vatandaşlar pandemi süreciyle geçen 2 yılın ardından Ramazan ayında iftardan sonra közde demlenen çayın keyfini çıkardı. Konya'nın tarihi Bedestan Çarşısı Aziziye Camii civarında bulunan yıllardır çay evi işleten Cesim Arslan, oğlu Metin Arslan'la birlikte semaver altına yaktığı odun ve kömür sayesinde lezzetli hale gelen çayı iftardan sahur vaktine kadar vatandaşlara sunuyor.
Müşteriler kimisi içerideki şark köşelerinde, kimisi de sokak üzerindeki taburelerde oturup bakır kazan ve demliklerde demlenen çayı keyifle yudumluyor. Közde demlenen çayını yudumlayan vatandaşlar keyifli sohbetler yapıyor. Karantinadan sonra ilk defa böyle arkadaşlarımızla buluşma imkanı bulduk. Burada da gördüğünüz gibi odun ateşinde çayımız pişmekte. Pandemi döneminden sonra arkadaşlarla burada oturup beraber çay içmek gerçekten güzel oluyor. En azından pandemi psikolojisini biraz kırdık. Burası da güzel, nezih bir ortam. Odun ateşinde çay içiyoruz. Pandemiden sonra ilk açık Ramazanımızı gerçekleştiriyoruz. Güzel bir iftardan sonra arkadaşlarımızla bu nezih ortamda sahura kadar çay içip sohbet ediyoruz. Kütahya'da çok sayıda silahlı olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polisin No43 ismi verdiği operasyonda 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Kütahya'da suç örgütü operasyonu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan alkollü bir mekana bir grubun zorla çalışmak suretiyle gidip, iş yeri sahiplerini korkutarak çevre edinmeye ve silahlı olaylara karışarak korku havası oluşturmaya çalıştıkları 10 şahıs hakkında yasal dinleme başlatıldı. Yağma olayını gerçekleştirmek için silahlı bir yapılanmanın oluştuğu bu yapı ile suç işlemeye devam ettikleri tespit edildi. Bu çerçevede il merkezinde 101 personelin katılımıyla 13 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 5 tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. ...13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili toplam 20 şüpheli şahsın ifadesi alınırken 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yok artık dedirten bir haberle devam edelim efendim. Uşak'ta ekipler durdurdukları bir araç içerisinde yaptıkları aramada, deyim yerinde ise cephanelik ele geçirdi. Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il girişinde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 7 adet tabanca, 71 adet tabanca mermisi ve 20 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken araçta bulunan 4 şüpheli şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu düşünülen bir kişi eline aldığı bıçakla esnaflara saldırdı. Bir kişiyi boğazında, bir kişiyi göğsünden, 3 kişiyi de sırtından bıçaklayan gözü dönmüş adam polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Uyuşturucu bağımlısı şahıs 5 kişiyi bıçakladı. Olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 21 yaşındaki şahıs, yoldan geçen vatandaşlardan ve esnaflardan para istedi. Genç adam son girdiği dükkandan da reddedilince bıçağını çıkartarak dükkan sahibiyle sözlü münakaşa yaşadı. Tartışma kavgaya dönüştü. Gözü dönmüş adam bir anda dükkan sahibini boğazından bıçakladı. Dükkanda çalışan bir başka kişiyi de göğsünden bıçaklayan kişi dışarı çıkarak vatandaşlara saldırdı. Esnafların sopa ile müdahale etmek istediği şüpheli, daha sonra
sonra 3 kişiyi daha bıçaklayarak kaçmak istedi. Bir dakika dur. Polisin kısa süre içerisinde müdahale ettiği şüpheli ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bir polis de kargaşa sırasında elinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bilecik'te restorasyon çalışması yapılan tarihi konağın bir kısmının çökmesi sonucu maalesef bir işçi hayatını kaybetti. Camikebir Mahallesi Hacı Ethem Bey Sokak'ta Osmaneli Belediyesi'ne ait 3 katlı tarihi konağın bir bölümü restorasyon çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Konağın restorasyonunda çalışan işçi Ziya Uysal, beton ve ahşap malzemelerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uysal'ın cesedi Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Apartman yangınında dumandan 6 kişi etkilendi. Ekipler seferber oldu. Olayın adresi Aydın'ın Söke ilçesi. 4 katlı bir apartmanın 3. katında ikamet eden Gülcan Deden'in evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Beyse. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi. İki ay önce evlenerek hayatlarını birleştiren çift, minibüslerinin arkasında kahve ve takı satarak şehir şehir Türkiye'yi geziyorlar. Balayını karavanla ülkeyi gezerek yapıyorlar. Görüntüler Eskişehir'den. Yaklaşık 2 ay önce hayatlarını birleştiren Can Söyleme ve Lütfiye Özbağdat çifti, ortak bir kararla küçük minibüslerinin arkasında kahve ve takı satarak Türkiye'yi gezmeye karar verdi. Her şehrin farklı ilçe ve köylerinde 3-4 gün gezip kahve sattıktan sonra yeni rotalarına doğru yola çıkan çift, şimdiye kadar birçok şehir ve ilçeyi gezme fırsatı yakaladı. Eşiyle birlikte bu kararı ani şekilde aldıklarını belirten Söyleme, şu sözleri söyledi. Evlendikten sonra eşimle birlikte bu kararı aldık. Şehir şehir gezerek kahve satmaya karar verdik. İlk durağımız Isparta'ydı. Isparta'nın Senirkent ilçesiydi. Biraz orada konakladık, orada kahvemizi sattık. Ondan sonra Eskişehir'e gidelim dedik. Eskişehir'e geldik. Buradan sonra planımız İstanbul'a gitmek. Özbağdat, balayı niyetine otellere çok para vermektense bu şekilde gezmenin daha zevkli olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Arabamızın arkasına çekme karavanımızı taktık. Çekme karavanımızla birlikte hoşumuza giden şehirlerde, her kahverengi tabela gördüğümüz otolarda şehrin güzelliklerinin tadına vararak geziyoruz. Bir herhangi bir para gelirimizin olması adına uygun bulduğumuz, özellikle öğrencilerin çok olduğu alanlarda veya sosyal faaliyetlerin daha yoğun olduğu alanlarda kahve satışı yapıyoruz. Bunun dışında da takı satışı yapıyoruz. Manisa'nın Gördes ilçesinde Ramazan davulcusu olmayınca davulunu asıp tokmağı eline alan muhtar davul çalarak mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Denizden çek oltanı,
duvara asfaltanı. Mahallede Ramazan davulcusu olmayınca muhtar eline davulunu aldı, yollara düştü. Manisa'nın Gördesi ilçesinde Ramazan geleneği olan davulcu bulunamayınca muhtar Kerim Çakır duruma sessiz kalmadı. Davulu boynuna asıp tokmağı eline alan Çakır, mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Durum karşısında şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri, Çakır'ın jesti dolayısıyla mutlu oldu. Muhtar Kerim Çakır, Gördes ilçe merkezinde bir davulcu bulunduğunu ve davulcunun mahallelerine yetişemediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti. Tek davulcumuz var, malum. Bana da çok telefon geldi, muhtarım davulcumuz yok mu diye. Bu gece alacağız davulumuzu kendi mahallemde. Belki canımız isterse de komşu mahallelere geçebiliriz. Manilerle şöyle bir eskileri yad edeceğiz. Öte yandan Çakır'ın jestini karşılıksız bırakmayan mahalle sakinleri Çakır'a sahur ikramlarında bulundu. Denizli'de sokak ortasında karşılaşan iki genç kız saç saça baş başa kavga etti. Yaşananlara tanık olan arkadaşlarından birisi kayda alıp sosyal medyada yayımladı. Denizli'de iki genç kız sokak ortasında karşılaşınca aralarında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmaların hakarete dönüşmesiyle birlikte iki genç kız bir anda birbirlerine girdi. İki genç kızın sokak ortasında birbirini sürükleyerek devam eden kavgasını çevredekiler film seyreder gibi izledi. Kızların kavgasına tanık olan erkek arkadaşlarından birisi kavgayı sonlandırmak için büyük mücadele etti. Kızların diğer bir arkadaşları ise yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Çevredekilerin de müdahalesiyle sona eren kavganın ardından arbedenin tarafı olan kızlar bölgeden uzaklaştı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Sırada spor haberlerimiz var. Haftaya yine aynı saate görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal Ç ekranlarından mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34. hafta karşılaşmalarının 4 tanesi yarın, 6'sı ise pazar günü oynanacak. Afyonkarahisarlı spor severlerin gözü yarın Kahramanmaraş Spor ile Afşat Afyon Spor arasında oynanacak karşılaşmada olacak. Mor beyazlı takım için büyük önem taşıyan müsabaka Kanal Ç ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Son 5 haftasına girilen TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta en yakın takipçisi 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün 5 puan üzerinde bulunan lider Sakaryaspor AŞ, yarın Ankara deplasmanında Etimesgut Belediyespor ile mücadele edecek. İkinci sıradaki 1461 Trabzon ise pazar günü Çorum Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Ligin 34. haftasında 56 puanla 5. sırada giren Afşat Afyonspor yarın saat 15'te Osmaniye 7 Ocak stadında lig sonuncusu Kahramanmaraş Spor ile karşı karşıya gelecek. Gol! 10
18 puanla ligin en alt sırasına demir atan ve ligde kalma umutlarını yitiren Kahramanmaraş Spor, sezon başından bu yana oynadığı 33 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Afyon Zafer Stadında oynanan karşılaşmadan Afjet Afyon Spor 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı. Playoff hattındaki yerini korumak isteyen mor beyazlı takım dün sabah Kahramanmaraş'a hareket ederek konaklayacağı otele yerleştikten sonra maçın son hazırlıklarına devam etti. Kahramanmaraş Spor ile Afşat Afyon Spor arasındaki karşılaşmayı Ayberk Demirbaş, Serdar Osman Akarsu, Mehmet Dura hakem üçlüsü yönetecek. Bu arada müsabaka Kanal Üç ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İNG Basketbol Süper Ligi'nde Afyon Karahisar'ı temsil eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, pazar günü lig ikincisi Anadolu Efes'in konuğu olacak. Bu yıl kötü bir sezon geçiren ve ikinci yarıda transfer edilen yeni oyunculara rağmen en alt sıradan bir türlü kurtulamayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 27. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes ile mücadele edecek. Son haftaları yaklaşan Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko 47 puanla liderliğini sürdürürken bir maç eksik olan Anadolu Efes 44 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bu nedenle pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçı Anadolu Efes için büyük önem taşıyor. Lider Fenerbahçe Beko ise pazartesi günü saat 20'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bölgesel Amatör Lig'de grup karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla sona erecek. 9. bölge 1. grupta şampiyonluğunu ilan eden Belediye Bolvadin Termal Spor'un grup müsabakalarındaki rakipleri ise yarın oynanacak maçlar sonunda belli olacak. 10 takımın katılımıyla başlayan ve Afyonkarahisar'ı Belediye Bolvadin Termal Spor, Sandıklı Spor ve İscehisar Spor'un temsil ettiği 9. bölge 1. grupta İscehisar Spor'un ligden çekilme kararı almasıyla grup maçlarına 9 takımla devam edildi. Başarılı bir sezon geçiren ve son haftaya namağlup lider giren Belediye Bolvadin Termal Spor, 9. bölge 1. grup şampiyonluğunu ilan ettikten sonra gruptaki son maçını yarın deplasmanda Viven Bornova Futbol Kulübü ile oynayacak. Arka direkte koşu var. Emrezan geldi. Gol mü geliyor? Evet, gol gelebilir. Emrezan aldı. Kansı ile karşı karşıya vurdu. Bolvadin Belediye Termal Spor, daha sonra 9. bölge 2. grup ve 3. grup şampiyonları ile tek devreli lig usulüne göre tarafsız bir sahada karşı karşıya gelecek ve 1. olursa TFF 3. lige terfi edecek. 9. bölge 2. grup ve 3. grup şampiyonları ise yarın oynanacak karşılaşmalar sonunda belli olacak. Tarihe, doğaya saygı temasıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı. Kaptanım da bin arabaya devam edeceğiz. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Bodrum'dan İstanbul'a 1303 kilometre sürecek. Tour of Türkiye kullanımı ile uluslararası tanıtım gücünü artıracak organizasyon canlı yayınlanacak ve yerli yabancı çok sayıda medya kuruluşunun haberleriyle tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşacak. Hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayacak olan pedallar sergileyecekleri üst düzey rekabet ile unutulmaz bir yarışın ortaya çıkmasını da sağlayacak.
yenilenen parkuru ile uluslararası bisiklet ekosisteminden çok olumlu geri dönüşler alan Tour of Türkiye'nin 2022 yılı etap programı, etapların başlangıç ve tahmini bitiş saatleri ise şöyle olacak. 10 Nisan Bodrum Kuşadası, 11 Nisan Selçuk Efes Alaçatı, 12 Nisan Çeşme İzmir Karşıyaka, 13 Nisan İzmir Konak Manisa Sipil, 14 Nisan Manisa Ayvalık, 15 Nisan Edremit Akçay Eceabat 57. Alay Şehitliği, 16 Nisan Gelibolu Tekirdağ, 17 Nisan İstanbul İstanbul. U18 Türkiye Şampiyonası grup elemeleri 7. grup 5. hafta mücadelesinde tribünlerde kavga çıktı. Emniyet güçleri kavgayı güçlükle ayırdı. Fatih Mimar Sinan Stadı'nda oynanan U18 Türkiye Şampiyonası grup elemeleri 7. grup 5. hafta müsabakasında İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Mecidiyeköy Spor'u konuk etti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında misafir takım tribününden edilen küfürlerin ardından tribünler bir anda birbirine girdi. Olaylara müdahale eden emniyet güçleri kavgayı zorlukla kontrol altına aldı. Müsabaka tribünde çıkan olayların ardından uzatma dakikaları tamamlanmadan 3-1'lik skorla Mecidiyeköy Spor'un galibiyetiyle sona erdi. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.